coğrafya insanın kaderidir derler ya, özellikle de doğu kültüründeki kadınların. Ama bu coğrafya bizim kaderimiz değil, şansımız oluyor aslında. Yaşadığımız coğrafyaya karşı çıkan bir kadın olarak çıktım ben meydana. Şu an biz Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeyiz. Kırsaldaki kadınlar olarak bizim her şeyi yapma gibi bir lüksümüz, bir gücümüz yok. Başta yola çıkış amacım benim fark yaratmaktı, ilklerin öncülüğünü yapmaktı. Bunu toplumda kadınlara değer verilen büyük şehirlerde yapmak daha çok zor aslında, daha zordur. Ama burada bunu başardığınızda çevre faktörünü, çevre etkenini siz duymazdan gelip önünüze baktığınızda inanın o kadar güzel yollar kat ediyorsunuz ki bugün bakın burada sizin karşınızda ben kendimi ve kurmuş olduğumuz kooperatifimizi anlatma şansına sahip oldum. Biz şu an kooperatifimizin işletmesindeyiz aslında. Burada Hatice ablam her gün sabah 6'da geliyor, cennet başladı mı, başlayalım mı diyerek geliyor. Belki de 9'da 10'da kalkan kadınlarımız sabahın daha güneş ışımadan, gün doğmadan gelip üretime başlayalım mı diyerek geliyorlar. Hatice ablamdan sonra Aynur geliyor, hamur yoğurma kazanımızın düğmesine basıyor, yoğur hamurumuzu hazırlıyor. Sonrasında Ferdane geliyor, ateşini yakıyor. Sonrasında Halime geliyor, tahtaları diziyor. Herkesin burada farklı bir görevi var ve diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Biz standart her gün yufka ekmek yapıyoruz. Çünkü önümüz kış, artık sonbahardayız. Kasım'ın da yarıladık. Herkes kış hazırlığı yapıyor ve burada bütün çok evlerimizin kışın demirbaşıdır yufka ekmeklerimiz. Şubat'la bizim hayatlarımız tamamen değişti ve biz tekrardan ayağa kalkma, hayata tutunma çabası içerisindeyiz şu an. Hani şey yok biz, ki açılmış kalmamış. Yufka işine de girdik ki arkadaşlarımız evlerine ufak da olsa bir kazançla gitsinler. Çocuklarının okul masraflarını karşılayabilsinler. Mutfak ihtiyaçlarını görebilsinler diye. Biz bu sene yufka işine de girdik. Abim böyle at. Rümeysa. Ne olursa. Ufralıysa Hatice ablam yapmıştır. Unluysa. Aynen değil mi? Evet. Çok zorluklar yaşadım aslında. Ben bu kooperatifin öncülüğünü yapıp kuruculuğunu yapmak istediğimde, kooperatif kurmak istediğimde, önümüzde doğru ve akılcı bir şekilde amacına uygun kooperatifleşmeler olmadığı için haklı olarak insanlar hep korkarak yaklaştılar. Sinirleri germeyin, yay gerin diyorum size. Bütün sabahın 4'ten bu yana yaşadığımız bütün sinir, stres şu an sıfır. Bu da senin için olsun. Görüyorsun. Kocalar eşlerini göndermek istemediler. Haklı olarak bilmedikleri bir yapılaşma, bilmedikleri bir organ olacaktı bu bizler için. Ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Hiçbir zaman pes etmedim. İlla ki başarmalıydım. Çıkmıştım çünkü bu yola. Bunu da en güzel nasıl yapabilirdim? Önce kadınlarımızı bu da oyuna dahil etmek adına evlerinde üretim yapmalarını, para kazanmalarına yardımcı olmalıydım. Yine bunu da şehrimizde olmayan bir ürünle yapmalıydık ki adımızı duyuralım.
Ve araştırdığımda mantarcılık yoktu Kahramanmaraş'ta. Mantar üreteceğim dediğimde herkes deli gözüyle baktım. Kahramanmaraş'ta mantar ne alaka denildi. Yani kapalı ortamda, örtü altında yapılan bir ürün neden bizde de yapılmasın? Doğayla açık alanda olmayan, seralarda yetişen mantar neden bizde de olmasın diyerek çıktığım bu yolda 2012 yılından bu zamana kadar verdiğim mücadele sonucunda bunu başardık. Mantar üretimini çok güzel bir şekilde geliştirdik. Kadınlarımızın evlerinde üretime dahil olmasını sağladım. Onların mantar üretirken, yetiştirirken ne yapmaları gerektiğini ve nasıl üretecekleri konusunda yardımcı oldum. Şu an herkes evinde çok güzel mantar üretimini yapıp hasadını yapıyor ve onlara alım garantisi verdim. Siz üretin, yetiştirin. Ben evlerinizden gelip mantarlarınızı toplayacağım diyerek. Düşünsenize, yani bir ürün üretiyorsunuz ve acaba satabilir miyim korkusu yaşamadan üretim yapıyorsunuz. Sonunda siz belli bir kar elde ederek kazanç elde edeceksiniz. Bu çok cazip geldi. Kadınlarımızın eşlerine de cazip geldi aslında. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl derken baktılar üretim yapılıyor, para kazanılıyor. Kadınlarımız çocuklarının kimisi askeri düğününü gecesini yapıyor. Kimisi kızının çeyizini hazırlıyor. Kimisi çocuğunun dershane okul ihtiyacını görüyor. Kimisi üniversitesini okutuyor çocuklarının. Yani bu sadece evde erkeğin kazancıyla değil ve üretime dahil olduklarını fark ettiklerinde ekonomik olarak da sosyalleşerek de güçlenmeye başladı kadınlarımız. Kahramanmaraş'ta herkesin ben mantar yetiştireceğim dediğimde hayalperestsin dediği, hayal kuruyorsun dediği mantarı ben yetiştirdim. Üstelik katma değerli ürün haline getirdim. Mantarımızı yetiştirip, kurutup, paketleyip bir de üzerine kendi tariflerimizi ekleyerek çok güzel çorbalar, börekler, yemekler yapabileceğiniz bir katma değerli ürün haline getirdik. Kadın eli değiyorsa o işten asla zarar, ziyan olmaz. Çünkü bilir ki ne kadar değerli yaptığımız iş, ne kadar önemli ve asla onun çöp olma gibi bir ihtimali olmamalı. Çünkü bizler ne üretiyorsak sapına kadar, çöpüne kadar değerlendirip sıfır attık mutfak çalışıyoruz. Burası evim, yuvam olduğu gibi hayalini kurduğum işin de yuvasıydı. 6 Şubat öncesi burada komşularım vardı, arkadaşlarım vardı, en sevdiğim dostlarım, ahiretliyim dediğim insanlar vardı. Bizim o yaşadığımız neydi bilmiyorum. Gözümün gördükleriyle gönlümün, kalbimin hissettikleri inanın aynı şey değildi. Çok farklıydı. Arasında dağlar vardı. Yaralarına bir küçücük sargı bezi merhem olmak için geldim bu dünyaya. Ben hep buna inandım. Ve cennet sen ne için geldiğini, bu dünyaya ne için geldiğini hatırla ve kalk ayağa dedim kendi kendime. Zeytinler de çok güzel olmuş bu sene. Zeytin senesi değil ama. Aynur kooperatifimizin eli, ayağı, gözü, kulağı, her şeyimiz. Bazen diyor ki, ya diyor, kadın diyor, nereden çıktın sen karşıma diyor. Pişman mısın ben de karşılaştığına, tanıştığına diyorum. Yo diyor, gelirken buraya diyor, kooperatife gelirken diyor, sabah 4'te 5'te geliyorlar ya. Her yerim ağrıyor, dökülüyor diyor. Ama diyor şu kapıdan girince diyor ne ağrıyan yerim kalıyor diyor, ne sızlayan yerim kalıyor diyor. Bu işi yapınca ne yapsak, hangi işimizi bitirsek
diye durmadan diyor beynimden daha planlamalar yapıyorum diyor. Kooperatifimizdeki gelen ortaklarımız, üyelerimiz 5 mahallemizden geliyorlar. Çünkü Türkoğlu ilçesi ve mahalleleri ibaresi var ismimizde de. Kadın ibaresi yoktur ayrıca bizim kooperatifimizin isminde. Çoğunluğunu değil tamamının oluşturduğu bir kooperatifiz ama kadın erkek herkesin bir araya gelerek güçleneceğine inanan kadınlarız. Evet, mevsimler ilerliyor. Sıra zeytinleri hasat zamanına geldi. Yani biz ne kadar da umutsuzluğa da düşsek, bazen pes etme noktasına da gelsek, doğaya baktığımızda hayatın, yaşamın, sürecin hiç aksamadan devam ettiğini görüyoruz. Kendimize ilham olarak doğayı alıyoruz. Tıpkı doğa gibi her gün yeniden canlanıp kaderimize çizilen yolda yürümeye devam ediyoruz. Yazın meyvelerini, sebzelerini sırasına göre ne çıktı hepsini işledik. Doğa şimdi bize avuç avuç zeytin veriyor. Bu zeytinlerimizi işleyerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hurmalar bizim dayanışma paketlerimize girecek olan hurmalarımız. Buradan alınacak her paket, ödenecek her para bizim kooperatifimizin yeni işletme binasının duvarı, çatısı olarak bize geri dönecek. Biz aslında bölgemizde özellikle yukarı dağ köylerimiz hurma cennetidir, cennet hurması. Yani bütün çiftçilerimizin, köylülerimizin, üreticilerimizin bahçelerinin büyük kısmı meyve olarak hurmadır. Hurma ve zeytindir. Ama bu hurma 2 yıl öncesine kadar hiç işlenilmiyordu. Olduğu gibi toplanıp hale götürülüyordu. Biliyorsunuz hurma olgunlaştığı zaman 4 gün, 5 gün içerisinde tüketilmezse çöptür o. Ve biz bunu da ne yapabiliriz diye, yani hurmayı da katma değerli ürün haline getirelim diye araştırdık. Onun da kurutulduğunu gördük. Bizler köydeki kadınlarımızı da bu oyuna dahil edip ekonomiye katkı sunmalar adına bahçelerindeki meyveleri katma değerli ürün haline getirdik. Hem onlar kazanıyor, hem biz kazanacağız. Bu sayede dayanışma paketimize giren hurmalarla tekrardan hayata tutunarak ayağa kalkacağız. Şehir dışına giden arkadaşlarımız, ortaklarımıza biz bu kooperatifi kurduk. Bir amacımız var. Herkes dönsün, herkes gelsin. Üretime başlamamız gerekiyor. Çünkü üretmeyen halk, üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Hele de kırsalda yaşıyorsanız üretmediğiniz sürece yokluk içindesiniz ve zorluklarla baş etmek zorundasınız. Ve bu şeyde de, bu süreçte de dostlarımız gönderdiler, konteyner gönderdiler bize. Hayırsever bir ablamız hem üretim yapmamız için hem yaşam alanımız için içinin bütün ekipmanlarını koyarak az önce gördüğünüz o yufka açtığımız makinamızı, erişte kesme makinamızı, yoğurma makinamızı, fırınımızı, ocağımızı, tezgahımızı hepsini konteynerin içine koyup göndermiş. Bunun için de onlara inanılmaz minnettarız, inanılmaz borçluyuz bu konuda.
İşleri rahat olsun, gönderdikleri her şey amaçlarına ulaşıyor ve buradaki bu kadınların tekrardan ayağa kalkması için o makineler hiç durmadan çalışıyor. Çilekler organik, ilaçsız tarımla üretilen çilekler. Doğasını görüyorsunuz zaten. Şu an Türkoğlu'nun ilçesi, Kaledibi mahallesindeyiz. Aslında biz o kadar güzel bir memlekette yaşıyoruz ki, şu an bakın Kasım'ın ortasında halen biz çilek topluyoruz. Hurma topluyoruz, incir topluyoruz. Yani çok verimli, çok güzel topraklara sahip olan bir memlekette yaşıyoruz. Herkesin memleketi kendine güzeldir ama bizimkisi bir başka güzel sanki. O yüzden biz bırakmadık, şehrimizi terk etmedik. Bu kadar mücadele vermemizin sebebi tekrardan bu şehri eski haline getirebilmek için. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaparsa biz tekrardan ayağa kalkar kaldığımız yerden de devam ederiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Kasım ayında çileklerimizi toplayıp hala güneşten faydalanıp bunları kurutup pestil yapmak için. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Nasıl gidiyor? İyi. Eksiklerimizi getirdim tamamlamak adına. Size listede yazdığınız eksikleri. Biz üretimimizi geçen yıl çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik ve pazar sorunu hiç yaşamadık aslında. Güzel yapmış mı teyzeler? Bunların hepsini teyzeler yaptı biliyor musun? Sizin için daha sağlıklı cipsler tüketin diye. Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünlerini işliyoruz ve bizim milli yiyeceğimiz olan Maraş cips tarhanası en büyük üretim yaptığımız alanımız, en baştaki ürün gamımız. Mutlu Besin Coop, yeşil alan içerisinde gülen yüzdür logomuz. Hepsi küçük harfle yazılıyor. Mutlu Besin Coop yazısı. Oradan takip edip bize ulaşabilirsiniz. Özenle, itinayla yapıp meydana çıkardıktan sonra güzelce paketleyip, ambalajlayıp Instagram hesabımızdan, Mutlu Besin Coop sayfamızdan satışını yapıyoruz. Cennet Polat kimdir? Cennet Polat yaşadığımız coğrafyaya aslında karşı çıkan, çocuklarının gurur duyacağı anne olmak için çabalayan, gelenekten geleceğe ürünler geliştiren girişimci bir kadınım.